Hoş geldiniz sevgili kitap severler ve iyi ki geldiniz çünkü bugün yine çok önemli bir kitaba birlikte kaçacağız. Namık Kemal'in İntibağı. Bu kitabı önemli yapan şey nedir? Şudur, edebiyatımızın ilk edebi romanı kabul edilmesidir. Romana başlamadan önce şunu söyleyeyim, ana karakterlerin, önemli karakterlerin hemen hemen hepsi finalde ölüyor. Fakat ben size bu karakterlerin bu trajik sona nasıl sürüklendiklerini anlatacağım kitabı anlatırken bir açıdan da. Onun öncesinde kitapla ilgili çok küçük bilgiler vermek isterim. Kitap romantizm etkisiyle yazılan bir roman olduğu için çok süslü bir anlatıma sahip. Romanın girişinde özellikle çok süslü, detaylı doğa tasvirleri var. Roman boyunca da mesela bir gözyaşının yuvarlanıp akmasını yarım sayfada bile okuyabiliyoruz. Fakat bu kitabı sıkıcı, demode yapıyor mu? Bence yapmıyor. Bence bu kitap hala yaşıyor. Olay örgüsüne baktığımızda da aslında bildiğimiz şeylerden oluşan bir olay örgüsüne sahip. Fakat yine de kitap güzel bir kitap, ölmeyen bir kitap. Birazdan kitaba başlayacağız. Kitabın bölüm başlarında divan edebiyatından beyitler var. Ve ben niyeyse şunu yapmak istedim. Hani kitaplardan fal tutulur, şarkılardan fal tutulur gibi böyle işler vardır ya. Mesela kitabın rastgele bir yerini açacağım ve oradaki o beyti sizin için tutmuş olacağım. Böyle kabul edeceğiz. Niyeyse böyle bir şey yapacağız. Ve bunu yapıyorum. Rastgele bir yer açtım ve bölüm başını arıyorum şu an. Bu bölüm başında sizin kısmetinize bakalım hangi beyt çıkmış. Dostum, alem senin çün olsa ger düşmen bana. Gam değil zira yetersin dost ancak sen bana. Yani ne demiş? Ey dostum, bütün dünya senin yüzünden bana düşman olsa üzülmem. Çünkü dost olarak bana sadece sen yetersin. Evet, falımızı da baktıktan sonra olayların içine hep birlikte dalıyoruz. Kitaplara kaçıyoruz. Baş kahramanımız Ali Bey. Ve sayfalar boyunca yaptığı saçmalıkları anlamlandırabilmek adına biraz Ali Bey'in çocukluğundan bahsederek mevzuya giriş yapmak istiyorum. Ali Bey çok zengin bir ailenin oğlu. Harika çocuk diye adlandırılır ya, hani mesela şu an yaşasaydı, IQ testi yapılsaydı evet yüksek IQ'su çıkacağı garanti olan bir çocuk. Çünkü 10 yaşında iki dili konuşabilir vaziyette. Fakat çocuğun karakterinde böyle sıkıntılı durumlar var. Çocukta enteresan bir hırs var, bir elde etme arzusu var. Eğer gözyaşı döküyorsa dersindeki bir problemi çözememesinden ya da işte bir şeyi kafaya takıyorsa, hastalanıyorsa kafaya taktığı şeyleri mutlaka elde etmek isteyen bir çocuk, aynı zamanda böyle bir karakteri var. Bunu tespit eden babası da bunu o kadar güzel idare etmiş ki hayatta iken. Tabii ki Ali Bey'in bundan haberi olmadan aslında bunun konforunu yaşamış. Bu idare edilmenin konforunu yaşamış. Evet, günün birinde Ali Bey'in babası ölüyor ve Ali Bey o zor karakteriyle baş başa kalıp hayatına atılıyor. Annesi çok muhterem bir kadın ama Ali Bey'in üzerinde hiçbir tesiri olmayan bir kadın. Ali Bey bu dönem romanlarındaki kahramanlarda hep olduğu gibi bir kalemde çalışıyor. Ali Bey'in sosyal hayatı yok. Kendi yaşıtları gibi, kendi sosyal çevresindeki yaşıtları gibi daha doğrusu. Bir sosyal hayatı yok. Atıf Bey isminde kendi karakterine çok yakın bir arkadaşı var. Bazen o Ali Bey'de kalıyor, bazen bu Atıf Bey'lerde kalıyor. Sürekli birlikteler gibi bir durum var. Fakat bir gün kalem arkadaşları Ali Bey'den o dönemin en popüler mesire yeri, en popüler gezinti yeri olan Çamlıca Parkı'nda bir eğlence düzenlemesi istiyorlar. Ali Bey de bunu kabul ediyor fakat işte örneğin diyor ki salı günü yaparız. Arkadaşları kabul etmiyor çünkü salı günü Çamlıca Parkı ölü. Sonra onların isteği üzerine olayı cuma gününe çekiyorlar. Burada da şunu düşündürttü bana. Arkadaş hatrı kırmamak adına bir yola giriyor Ali Bey. Yani bütün olaylar çünkü o gün başlıyor. Neyse o gün geldiğimde Çamlıca Parkı'nın tabii ki en civcivli günü. Ve Çamlıca Parkı bu arada aslında bir mesire yerinden çok bir piyasa. Genç kadınlarla erkeklerin birbirlerine şifreli işaretler yolladıkları, buluşma için zemin hazırladıkları, tanıştıkları bir ortam. Fakat Ali Bey'in bu taraklarda hiçbir zaman bezi olmamış. Yine de o gün bir şık bir arabanın içinde bir yüz fark ediyor. Bir kadına ait bir yüz ve o yüzden çok etkileniyor.
ve o kişiyle tanışma yollarını arıyor. Tabii ki detayları atlayarak anlatıyorum. Neticede o kadınla tanışıyor. Kadın inanılmaz bir yakınlık gösteriyor. Çok güzel bir kadın ve çok da cezbedici yanları olan bir kadın. Yani sadece güzel değil. Ali Bey'i hem güzelliği hem de diliyle daha ilk buluşmalarında avucunun içine almış oluyor. Ali Bey'in bilmediği şey şu. Tabii Ali Bey'in hemen aklında izdivaca kadar giden hayaller, fikirler oluşmaya başlıyor. O kişiyle ilgili gerçekten aşık oluyor. Bilmediği şey de şu. Bu güzel kadının adı Mahbeker ve İstanbul'daki fuş sektörünün baş oyuncularından biri. Ali Bey bunu bilmiyor. Sonra devreye Mesut Bey diye biri giriyor. Mesut Bey de kimdir? Atıf Bey demişti ki Ali Bey'in en yakın arkadaşı. Onun dayısı. Çok iyi bir adam fakat yine eğlence dünyasını, o dönemin eğlence dünyasını çok çok iyi biliyor. Baş karakterleri çok iyi biliyor. Kim kimdir çok iyi biliyor. Dolayısıyla Mahbeker'i de tanıyor. Ve yine üstten geçeceğim. Mesut Bey ile Ali Bey'in tanışmaları çok gergin bir şekilde gerçekleşiyor. İşte dövüşecek kıvama geliyorlar. Neyse zaten arkadaşın dayısı olduğunu falan bilmiyor. Konu yine Mahbeker'le ilgili bir Ali Bey'in yaşadığı bir kıskançlık durumu. Ondan sonra tesadüfen Atıf Bey devreye giriyor. Dayısıyla şeyi barıştırmak, onları uzlaştırmak adına işte ikisini konuşturuyor. Ve Mesut Bey o zaman şeyin Mahbeker denen kadının gerçek yüzünü Ali Bey'e anlatıyor. Ve diyor ki yani bu kadar cahil olamazsın, böyle bir kadın da mümkün değil, olmaz falan diyor. Ali Bey buna inanmak istemese de, bu gerçeğe inanma istemese dahi böyle ayaküstü uydurulacak bir hikaye olmadı. O kadar belli ki ve evet Mahbeker'in gerçekten de böyle bir hayatı olduğunu kabul ediyor, inanıyor. Sonra Mahbeker'e sıradaki buluşmayı gerçekleştirdiklerinde işte bu gerçekleri yüzüne vuracak ve onu terk edecek gibi bir ruh haline girerek Mahbeker'le evet bir kere daha buluşuyor. Fakat olaydan haberdar olan Mahbeker çok güzel hazırlanıyor. Bu hayatını ve gerçek kimliğini inkar etmek yerine Ali Bey'e düşmüş bir meleği canlandırdığı bir tiyatro oynuyor ve özetle şöyle diyor: ben çok kötü bir çevrede doğdum, böyle bir şanslığa uğradım, çocuk olduğum için ne yaptığımı da bilmiyordum ve artık dönüşü olmayan bir yoldayım. Aynı kuma batmış bir insan gibi debelendikçe, kurtulmaya çalıştıkça ben bu kumun içine, bu felaket içine daha fazla baktım. Aslında olayın gerçeği nedir? Yazar Mahbeker'i şöyle anlatıyor. O çok küçük yaşlarda öğrendiği rezaletlerde hocalık yapacak seviyede şehvet düşkünü ve o rezaletlerde işte dediğim gibi hocalık yapacak seviyede de o hayata aslında yatkın bir yaratılışa, bir karaktere sahip bir kadın. Ali Bey onun bu açık yürekliliğinden de etkileniyor. Çünkü ne yapsa etkilenecek kıvamda Ali Bey'in sevdiği ilk kadın. Ondan sonra Ali Bey'in tabii aklındaki o evlilik, izdivaç diyorlar ya eski dilde. O fikirler evet artık mümkün olmadığını anlıyor Ali Bey ama onunla görüşmeyi de kesmemeye karar verdiğini Mahbeker'e söylüyor. Bunun üzerine Mahbeker'in şöyle bir özelliği var. Fuş sektörünün içinde bu mesleği yapıyor ama ayrıca da bu işi severek yaptığı zamanlar var. Neden? Çünkü Mahbeker gerçekten şehvet duyguları yüksek bir kadın. Aslında bir şehvet kurbanı olduğunu romanın sonunda göreceğiz. Genç ve yakışıklı erkeklere inanılmaz bir tutkusu var ve yazarın anlattığına göre de Ali Bey gerçekten bu özelliklerin hepsine sahip bir genç adam. Sonra Mahbeker bunu evine ilk kez davet ediyor. Mahbeker'in bir küçük bir şeyi var, köşkü var. Ali Bey oraya gidiyor. İncelikle döşenmiş, üst bir zevkle döşenmiş bir evle karşılaşıyor. Ondan sonra Mahbeker Ali Bey'e işlemeli terlikler, gecelikler giydiriyor, onu geceye hazırlıyor. Binbir iş ve naz derler ya, işte ne tavırlar. Ali Bey'in aklını başından alacak her şeyi yapıyor. Sonra bir rakı sofrası kuruyor. Ali Bey de alkole karşı bir şeyi var, hoşlandığı bir şey değil, kullandığı bir şey de değil. Ve bir kadında bu alkole olan yatkınlık, alkole olan sevgi onu biraz üzüyor. Mahbeker hani kötü bir şekilde bakmasına sebep oluyor bir anlığına. Sonra ince ince evet Ali Bey rakıyla tanışıyor. Bu da neye yol açıyor?
Tabii ki alkolün etkisini herkes bilir. O yaşadığı sefahat aleminin daha da güzel algılamasına sebep oluyor ve artık neredeyse işi gücü bırakıp bütün günlerini mahbeykerde geçirmek arzusunu duyacak seviyelere geliyor. Sonra bu dolu dizgin giden ilişki, Fatma Hanım bu arada Ali Bey'in annesinin adı, onun kulağına da gidiyor. Tabii ki kadın çok çok üzülüyor ve birinden bir akıl alıyor. Bu kişi ona diyor ki, eve diyor bir tane cariye alacaksın ama çok kalbur üstü güzellikte bir cariye olsun bu. Ve Ali Bey'in elbette ki ona gözü kayacaktır ve o kötü kadından kendini kurtaracaktır gibi. Oysa ki Ali Bey tabii ki henüz o noktada değil. Eve alınan cariyeyi görüyor, göz ucuyla bakıyor, evet beğeniyor ama hiçbir şey hissetmiyor. Çünkü mahbeykerle yaşadığı hayat onun evde bulabileceği bir hayat değil. Adeta derler ya, çılgınca bir zevk alemi içerisinde Ali Bey. Bu arada eve alınan cariyenin adı Dilaşuk. Mahbeykerden kat be kat güzel. Ayrıca gerçekten çok düzgün bir karakter. Güzel de bir eğitim almış. Elinden gelmeyen iş yok tarzında bir genç kadın. Fatma Hanım'ın birden tabii ki en kıymetlisi oluyor. Ve o oğlunun onu beğeneceği günü Fatma Hanım sabırla bekliyor. Bu arada şimdi yeni bir karakter geliyor. Yeni, iğrenç ve çok önemli bir karakter. Bu kimdir? Abdullah Efendi. Abdullah Efendi Suriyeli bir Arap ve şeyin sponsoru bir nevi, Mahbeyker'in. Bu adam tüccarlarla ortaklıklar kurup bin bir hile düzenle o kişileri batırıp onların parasına konarak böyle deli bir servet yapmış. Fuhuş sektöründe hep içinde kenarında yer almış. 70'lerini devirdiği halde yine şehvi duyguları çok yüksek, şehvet peşinde koşan bir adam. Fiziksel özelliklerini sayıyor. O tabii hani kötü bir portre çizmişler. Çok kötü, anlatmaya gerek yok. Berbat bir insan. Abdullah Efendi'nin devreye girmesi bir takım olayların başlamasına yol açacak. Nasıl? Çünkü o az önce bahsettiğimiz Mahbeyker'in köşkündeki o incelikli, o dekor, o mobilyalar, o uşaklar, hizmetçiler falan filan, bunların hepsi elbette ki Mahbeyker'in fuhuş sektöründeki emeklerinin tabii ki karşılığı ama aynı zamanda da Abdullah Efendi'nin de bunda büyük katkısı var. O hayatı Mahbeyker yaşayabiliyorsa Abdullah Efendi sayesinde yaşıyor. Şöyle bir anlaşma karşılığında. İkisi şöyle bir karara varmışlar. Abdullah Efendi demiş ki, ben sana bakacağım, edeceğim. Para sıkıntın olmayacak. Birbirimizin eğlencesine asla karışmayacağız. Ama ben buralara geldiğim vakit, İstanbul'a geldiğim vakit, işte 3 gün kaldıysan 3 gün, 5 gün kaldıysan 5 gün sadece benim olacaksın, bana ait olacaksın. Sevgilin varsa görmeyeceksin. İşini de bir kenara bırakacaksın. Benimle ilgileneceksin. Benim gönlümü eğlendireceksin tarzında bir anlaşma içerisindeler. Fakat Mahbeyker Ali Bey'e o kadar çok vurgun ki Abdullah Efendi'nin geldiğini duyuyor. Abdullah Efendi de Ali Bey'le karşılaşmasın diyerekten Ali Bey'e şöyle bir yalan uyduruyor. Diyor ki, Ali Bey diyor, lütfen diyor artık evinize dönün, bari bir 3 gün görüşmeyelim. Çünkü diyor ben çok üzülüyorum, sizi annenizden iyicene kopardım. 3 gün görüşmeyelim diyor, ara verelim diyor. Sonrasında diyor tekrar devam ederiz. Amacı da bu sırada şeye gidip, nedir o, Abdullah Efendi'ye gidip birazcık böyle resti çekmek. O anlaşmalarına aslında aykırı bir çıkış yapmak. Ona şöyle diyecek. Tamam geldin ama ben seninle şu an ilgilenemem. Çünkü benim çok sevdiğim bir adam var. Ve hemen hemen her gün benim evimde, işte bende kalıyor falan filan. Tabii ki Abdullah Efendi bu havadisten hiç hoşlanmıyor. Bu arada da o 3 günlük ayrılıkta Ali Bey'in canına tak ediyor. Biraz vakitsizce Mahbeyker'in evine, yani aşk yuvalarına ani bir gidiş yapıyor. Bir bakıyor Mahbeyker yok. Bekliyor gelmiyor. Uşaklardan, hizmetçilerden kaçamak cevaplar alıyor. Sonra birden büyük bir kıskançlık krizine tutuluyor. Diyor ki, bu beni annemi göreyim falan diye yollamadı. Besbelli işte mesleğinin icraplarını yapmak için ya da başka bir aşığı var. Beni resmen kandırdı, uzaklaştırdı diyerekten şeye, Mahbeyker'in gelmesini bekliyor ve ona işte ağzına geleni söyleyip ilişkiyi bitirdiğini bildirecek. Tabii ki böyle olmayacağını düşünüyorum ben bir okuyucu olarak. Bu kadar erken Ali Bey'in gözünün açılacağını düşünmüyor idim
Fakat evet, Ali Bey bu kafasından geçen şeyleri yapıyor ve Mah Peyker'i evine geldiği vakit terk ediyor. Bunun üzerine Mah Peyker çılgına dönüyor. Böyle tatsız bir insan haline geliyor. Abdullah Efendi bunun bu hallerinden sıkılıyor. Bu arada da Fatma Hanım'ın, yani Ali Bey'in annesinin kurduğu düzen tıkır tıkır işliyor. Evet, bir aşkı geride bırakmış, birazcık da tecrübe kazanmış olan Ali Bey, bilaşubuk o karşı konulmaz güzelliği karşısında artık yelkenleri suya indiriyor. Bilaşubuk'la da evde bir aşk hayatı yaşamaya başlıyorlar. Tabii ki daha meşru bir daire artık o daire içerisinde. Çünkü o bir cari, artık onların malı tabiri caizse. İsterse onunla da günün birinde nikahta kıyabilir. Kıymak zorunluluğu yoktu. Böyle güzel, kullanışlı, konforlu bir zamanlar yaşamış insanlar. Aşup da Ali Bey'e deliler gibi vuruluyor. Aynı Mah Peker'in başına gelen gibi. Yani bir carinin görevleri olarak bile cidden tapıyor adama adeta. Bu aşk ilerliyor. Evde büyük bir mutluluk havası esiyor. Fatma Hanım çok mutlu, planı tıkır tıkır işlemiş. Oğlunu o kötü kadından kurtarmış diye. Çok mutlu. Ama tabii ki bu işler o kadar kolay olmaz. Mah Peker gibi kadın buna izin vermez. Mah Peker sürekli mektuplar yollayarak af diliyor. Ya da ya üstten alıyor ya alttan alıyor falan yapıyor falan yapıyor tarzında bir sürü mektup yolluyor. Hiçbirine cevap alamıyor. Ama bir gün bir tane mektup geliyor Ali Bey'den. O mektuptaki en önemli nokta şu. Ali Bey diyor ki yine bir araba hakaret ettikten sonra diyor ki ben artık başka birisini seviyorum ve çok çok güzel bir kadını seviyorum, çok iyi bir kadını seviyorum, çok namuslu bir kadını seviyorum gibi şeyleri söylediği bir mektup alıyor Mah Peker. Evet, Mah Peker orada anlıyoruz ki ortalığı yakacak, bu çok belli, çok belli. Hemen Abdullah Efendi'ye gidiyor, yine sinir krizleri. Abdullah Efendi lanet olsun bununla, yani bir İstanbul'a eğlenmeye, bir mola vermeye geldik. Bıktım bu Ali Bey muhabbetinden. Ya diyor, ben diyor yani çok basit bir şey bu diyor. Ben diyor onların ikisini diyor şık diye ayırırım. Ondan sonra Abdullah Efendi hayatı böyle düzen kurarak, insanların hayatını mahvederek geçtiği için çok basit düzen kuruyorlar. Düzen şöyle işleyecek. Ali Bey'in evine kendi ajanları olan bohçacı kadınlar yollanacak. Bohçacı ne demektir? Çok genç arkadaşlar bilmeyebilir bunu. Bohçacı denen şey, evet, bohça. Bohçasının içinde genelde ev tekstili vardır bu kadınların. Evlere giderler, bol çene yaparak bu ürünlerini satarlar. Bohçacılık bir çeşit eski usul bir pazarlamacılıktır. Neyse, evlere rahat girip çıkabildikleri için bu ajanları bohçacılardan seçiyorlar ki eve bir girsin, ortama bir baksın. Orada kullanabilecekleri bir bilgi edinebilecekler mi bunu görsün diye böyle bir şey tutuyorlar. İkinci önemli nokta şu. Dilaşup'un mahrem yerindeki bir iz, bir ben, bir şey, bunu görmeleri lazım. Bunun için de elbette ki insanlar o yıllarda hamamlara gidip yıkanıyor. Bunu yapmak da son derece basit bir şey. Ve öğreniyorlar ki evet, Dilaşup'un göbeğinin üstünde, dışarıdan bakınca göremeyeceğiniz mahrem bir noktasında iki tane üstte ben var. Bu bilgiyi de alıyorlar ve bu iki bilgiyi, ilk bilgiyi anlatmadım. Ben olayını alıyorlar, cebe atıyorlar, kullanacaklar bunu. İlk bilgi de şu, Dilaşuk bir şeyler yazan, işte şiirdi, yazıydı, bir şeyler yazan bir kız. Yine bir gün böyle bir şeyler yazarken Ali Bey yanına geliyor, dur ver bakayım neler yazıyorsun sen diyor. Ondan sonra kız da utanıyor yazdığı şeyleri. Hani şiir yazarsın da utanırsın ya, okuyamazsın. Aynı o psikoloji. Ondan sonra Ali Bey hayır illa bakacağım falan filan derken Dilaşuk alıp bu kağıdı yırtıyor okutmamak adına. Ve evdeki ajanlardan biri bu sahneyi görüyor. Arasa bulamayacağı güzellikte bir sahne. Sonra düzen şöyle işliyor. Bir gün Abdullah Efendi kendi gibi bir arkadaşıyla Ali Bey'in duyabileceği bir noktada öyle bir ortam ayarlıyorlar. Şöyle bir muhabbete girişiyorlar. Ali Bey bunların yanlarında otururken dışarıda, dışarıdaki mekanda. İçlerinden biri, Abdullah Efendi ya da diğeri, işte bir sohbet başlıyor. Diyor ki ya şu falanca konaktaki olay nedir diyor ya, bir tane cariye almışlar diyor. Tabii konağın adını, işte sokağını falan söylüyor. Ali Bey'in hemen dikkatini çekiyor. Bahsedilen şey kendi konakları. Ben diyor öyle bir fettan, öyle bir kadın görmedim diyor. Öyle bir cariye görmedim diyor. İnsanlara benlerini gösteriyor, aşıklarına mektupla. Hatta diyor geçen diyor kocası tam yakalayacakmış yazdığı, bir aşığına yazdığı, eve davet ettiği bir mektubu tam yakalayacakmış. Zor bela yırtmış falan diye.
Ali Bey, evet, bahsedilen ev kendi evi, evet, bahsedilen kişi kendi cariyesi, karısı bir nevi. O namusuna çok güvendiği, o güzelliğine hayran olduğu Dila Aşık'tan bahsediliyor. Meğerse Ali Bey'e göre, bu nasıl bir talihtir ki ilk aşkı bir hayat kadını çıkmıştı. Evet, bu çok güvendiği kadın da evet o yolun yolcusu çıkıyor. Ali Bey tam adamlara böyle dalacak edecek bir kahkaha sesi duyuyor. Bir bakıyor, Mahpeyker. Mahpeyker orada, evet, Mahpeyker. Bir reklam sloganı var ya, has peşindeysen diye. Evet, Mahpeyker has peşinde. Sonra bu kahkaha Ali Bey'in şöyle tarif ediyor onu, adeta kanı soğudu diye. Ali Bey o esnada bir sinir buhranının içine düşüyor ve o hırsla eve gidiyor. Buraları çok sert anlatılmış. Dila Aşık hiçbir şey anlamadan, annesi orada, hizmetçiler orada, herkes orada, Dila Aşık da orada. O kibar Ali Bey Dila Aşık'ı saçlarından tuttuğu gibi yere çalıyor ve Dila Aşık'ı ısırma, tırmalama gibi böyle, yani cinnet geçiriyor. Kısacası kızı orada mahvediyor, kızı onun elinden zor alıyorlar ve bilinci kapanıyor. Ağır bir sinir buhranı geçiriyor. Bilinci kapanıyor, günlerce yatıyor. Tabii doktor geliyor eve, bakıyor, ediyor, hiçbir şeyi yok. Doktor diyor ki, sonra bir ara kendine geldiğinde Dila Aşık o kadar hakarete uğradığı, darbe gördüğü halde onun yanından ayrılmıyor, ona dualar ediyor, kayınvalidesi değil aslında da işte şeyin annesiyle, Fatma Hanım'la. Onun karşısında gördüğü vakit tekrardan o sinir buhranı geri geliyor, mecali yok ama yine hamle yapmak istiyor şeye, Dila Aşık'a. Gibi doktor da diyor ki, bu böyle olmayacak, bunun bütün bu yaşadığı rahatsızlığın sebebi Dila Aşık'tır, Dila Aşık bu evde olmamalı. Fatma Hanım da Dila Aşık'tan vazgeçmek istemiyor çünkü çok, onu anlattığım gibi çok seviyor. Ama artık ciğerparesi, bu laf bu şeyde hep var kitapta, ciğerparem, ciğerparem. Ondan sonra ciğerparesi ölmesin, aman iyi olsun diyerekten ne yapıyor? Dila Aşık'ı yine bir takım tavsiyelerle birine satıyor. Satı satı kime satıyor biliyor musunuz? Mahpeyker'e satıyor. Mahpeyker Dila Aşık'ı alıyor. Aslında Dila Aşık da Mahpeyker'in en çok kıskandığı şey onun güzelliği vesairesi değil. En çok kıskandığı şey onun namusu. Ve onu elinden alacak, onu kendi evinde çalıştıracak, o hayatın içine sokacak gibi bir planın içerisinde. Hani bunun tadını sonuna kadar çıkaracak, sevdiği adamdan onu ayıracak ve onu kendisi gibi kötü bir duruma düşürecek ve bunu Ali Bey'e tekrar götürecek. Al işte senin Dila Aşık'ın. Onun için beni terk etmişsin ama al bakayım benden beter diyebilmek adına. Fakat Dila Aşık bu evde büyük ızdıraplar çekiyor. Mahpeyker bunu dövüyor, buna sövüyor. İşte müşterilere sunmaya kalkıyor ama artık Dila Aşık o kadar çok direniyor ki bir kere kuyuya bir atmak isterken Mahpeyker onu son anda kurtarıyor. Bir kere de pencereden atıp, yani kız artık canına kıyacak, bunu azmetmiş. Mahpeyker de diyor ki, bunun ölüsü benim işime yaramaz, bana bir zevk vermez. Ben diyor, bunu bari bir süre sıkıştırmayayım kararına varıyor. Bu noktada, burayı unutmayın, kaldığımız yeri. Bu noktada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bu kitapta kitap bittikten sonra en çok kime kızdım? Kime kızdım biliyor musunuz? Mahpeyker'e kızmadım. Abdullah Efendi'ye de kızmadım. Ali Bey'e de kızmadım. Ben bu kitabın en muhterem karakteri olan Fatma Hanım'a çok kızdım. Neden? Çünkü ciğerpareni kurtarmak için kızı evden uzaklaştırmak senin için o kadar kolay bir şey ki, çünkü bol paran var. Ona başka bir ev tutabilirsin, başka bir akrabanın yanına yerleştirebilirsin ciğerparen iyileşene kadar. Ama sen gidiyorsun bunu körlemesine, araştırmadan etmeden birine satıyorsun. Hatta Dila Aşık o satış olayını gönüllü yaşıyor, yeter ki Ali Bey iyi olsun diye. Nereye satıldığını da bilmiyor kız. Büyük şoka uğruyor gittiği vakit. Uzatmayayım. Sonra olaylar şu şekilde cereyan ediyor. Ali Bey kadınlardan yediği bu ikinci ağır darbeden sonra artık lanet olsun deyip ahlaktı, şuydu, buydu, sorumluluklardı, işte bunların hepsini bir kenara bırakıyor, satıyor, savuyor, yiyor, içiyor. Büyük bir, dev bir sefahat aleminin içinde kulaç atıyor Ali Bey. Bu da tabii Fatma annesine de bir şekilde bir nefret besliyor. Dila Aşık da ona hani tanıştıran, öneren kişi olarak nefret duyuyor. O anne sevgisi falan da bitiyor şeyde, Ali Bey'de. Bu dediğim gibi
acayip böyle bir sefahatın içine gömülüyor ve deliler gibi para harcıyor. Sürekli satıyor çünkü. Malı mülkü satıyor. Ondan sonra Mahbeykar hedeflerine kısmi olarak da olsa ulaşmış vaziyette. Fakat Ali Bey ona dönmüyor. O Ali Bey'in ona dönmesini istiyor. Hadi bakalım Abdullah Efendi'nin yine başını ağrıtmalar, yine Ali Bey muhabbetleri. Abdullah Efendi diyor ki bak diyor, ben diyor bu dünyada eğer bir adamın da diyor bedenini ortadan kaldıramayacaksam ben neden Abdullah Efendi'yim ki diyor. Başımı şişirdim diyor. Yani tamam diyor, ben bu Ali Bey olayını kökten çözeceğim, öldürteceğim onu diyor. Mahbeykar burada düşünüyor. Öldürmek onun hiç aklına gelmiş bir şey değil. Daha önce de hiç kimseyi öldürmemiş. Ve öldürmekten bahsetmeye başladığı kişi onun bu dünyada en çok sevdiği kişi. Ama hayır demiyor. Evet. Abdullah Efendi hemen yine bir düzenek kuruyor. Bu konuda çok yetenekli. Bu sefer şöyle yapacaklar. Bir bağ evinde Ali Bey'i bir bağ evine çekecekler. Yine bir ona bir ajanlarını gönderiyorlar. Bu onun içki arkadaşı oluyor, muhabbet arkadaşı oluyor. Birkaç hafta sonra da adam diyor ki yav diyor gel diyor işte bir bağ evi var orada diyor bir gece düzenleyelim, orada bir gözlerden uzak bir eğlenelim falan yapalım filan yapalım diyor. Ali Bey de zaten en bayıldığı şeyler tamam diyor. O bağ evine gidiyorlar. Böyle biraz hızlı geçtim orayı. O aldatması, o düzenek şeyini hızlı geçtim. Olay bağ evine kadar varıyor. Mahbeykar de hala o kadar has peşinde ki o gece orada bir tane görevli var o bağ evinde. Bu bir Hırvat diye anlatılıyor. Adam tam bir cellat. Tam bir kiralık katil. Abdullah Efendi'nin adamı. Yani şunu öldür dediği vakit sebebini falan hiç merak etmiyor. Direkt gidip öldürüyor. Mahbeykar çok büyük heyecan içinde. Çünkü o gece Ali Bey'i ortadan kaldıracaklar. Ve yanına Dilarşup'u da getirmiş. Şeyin de, Bavi'nin de krokisi böyle çok garip. Kitabın bu bölümleri tam bir gerilim romanına dönüşüyor. Acayip başarılı buldum. Çok güzeldi. Orada gerilim ciddi şekilde yükseliyor. Yani böyle bir gerilim romanı okuyormuşum gibi oldum o Bavi şeyinde, bölümünde. Gerçekten başarılıydı. Ondan sonra amaçları şu. Geceyi bir türlü başlatmayıp şu veya bu sebepten Ali Bey de aman çok sıkıldım deyip rakıya başlayacak. En nihayetinde de gece başlamadan bir köşede sızacak. Ondan sonra da Hırvat devreye girip Ali Bey'i öldürecek. Olay bu. Sonra Mahbeykar da zevkin doruklarında Dilarşup'u alacak. Al sana Ali Bey, ben onu işte kanların içinde işte öldürdüm. Sizi hem ayırdım hem de onu da yok ettim. Dünyadan kaldırdım diye. Büyük zevk alacak Mahbeykar. İşte böyle bir kadın, böyle değişik. Evet, plan işliyor. Ali Bey söylenmeye başlıyor. Oradaki işte uşağı diyor işte bu ne biçim diyor ev sahibi. Nerede diyor, gece niye başlamadı diyor falan diyor filan diyor. Başlıyor rakıları içmeye, peş peşe içiyor içiyor içiyor. Tam tahmin edildiği gibi bir yerde de işte sızıyor. Sızmak üzere. Yani sızma noktasına geliyor. Ondan sonra bütün bu olan olayları Dilarşup duyuyor. Kulak misafiri oluyor ve dakikalar ilerledikçe yapmak istediği tek şey bir an önce Ali Bey'e ulaşıp o karmaşık ev planı içerisinde Ali Bey'e öbürleri görmeden ulaşıp bu olayı anlatmak ve canını kurtarmasına sebep olmak. Ve bunu Dilarşup başarıyor. Ali Bey'in karşısına çıkıyor, diyor ki beyim diyor, senin diyor canını. Tabi Ali Bey yine o Dilarşup'a bir araba hakaret ediyor. O da diyor ki bana ne istiyorsan söyle, istediğin hakareti et. Senden istediğim tek şey şu, bana inan. Çünkü seni bu bağ evine öldürmek için getirdiler. Ve birazdan seni öldürecekler. Sana yalvarıyorum diyor. Bu evi hemen terk et. Şu camdan diyor atla. Bir şekilde canını kurtar diyor. Ve bir çarşafı uzatarak Dilarşup çarşafı tutuyor. Ali Bey ikna oluyor neticede. Allah razı olsun. Camdan iniyor. Gidiyor en yakın yerleşimden yardım almaya. Dilarşup. Tabi burası çok gereksiz. Evet cariyesin, evet Ali Bey'i seviyorsun. Geç kenarda otur yani. Otur. Hayır, illa en uç şeyi yapacak. Karakterlerin hepsi hep uçlarda. Dilarşup da diyor ki ben de diyor camdan inmek için kabanını çıkartmış. Ben de diyor onun kabanını giyerim. Alacakaranlık zaten. Kenarda diyor yatarım diyor. Hırvat da gelir diyor, beni öldürür. Böyle bir saçma bir şey. Tam da dediği her şey gerçekleşiyor.
kabanını giyiyor, kenarda yatıyor. Hırvat geliyor, bunu kalbinden bıçaklayıp Dilaşup'u öldürüyor. Ali Bey de geliyor. Topladığı ekiple geliyor. Mahallede imam falan geliyor. Niye orasını anlamadım. Polisler geliyor. Yanında imam var, mahallenin büyükleri var. Hepsi bir sürü adam, bir ordu şeklinde geliyorlar. Ali Bey geldiğinde hemen odaya yukarı çıkıyor. Ekip aşağıda yukarı çıkıyor. Görüyor. Dilaşup son nefesini vermek üzere. Orada son bir vedalaşıyor bunlar. Tabii acıklı bir sahne. Gerçekten de orası da çok güzel yazılmış. Dilaşup onu ne kadar sevdiğini söylüyor. Ali Bey tabiri caizse ne kadar büyük eşeklikler yaptığını itiraf ediyor. Özürler üzerine özür diliyor. Helallik istiyor. Af diliyor falan yapıyor filan yapıyor. Ama Dilaşup ölüyor. O sırada burayı da çok sevdim. Burası da çok güzel anlatılmış. Bir sahneye çıkar gibi. Kim giriyor o cinayet mahalline? Mahpeker. Şimdi Ali Bey'in acısına acı katma dakikaları. Polis gelmiş cinayetin ortasında. Mahpeker'in umru değil. Mahpeker hala ve hala has peşinde. Ali Bey öyle şeyler söyleyecek ki. Ali Bey acıdan ölecek orada. Diyor ki sen diyor nasıl inandın diyor. Ya bir kadının benlerinin yerini bilmek o kadar kolay bir şey ki diyor. Bunu da akıl edemedin mi diyor. Bu kadın, bu kızcağız o kadar masumdu ki diyor. Onun ölümüne sen sebep oldun diyor. Falan diyor filan diyor. Ama Ali Bey'den beklemediği şey şu. Çünkü Ali Bey neticede kibar bir adam. En fazla hakaret falan ediyor. Ama Ali Bey artık o eski Ali Bey değil. Çok köprünün altından sular akmış. Bu bir nara atarak yere bir çalıyor. Mahpeker'i göğsüne oturuyor. Ve Dilaşık'ı öldüren bıçağı da eline alıyor. 3-5 kelam ettikten sonra bir rahatlama, öyle anlatıyor yazar. Bir rahatlama feryadından sonra burası da çok sert. Mahpeker'i beyninden bıçaklayarak öldürüyor. Evet, bunun öncesinde, bıçak darbesinden önce Mahpeker aklına ne geliyorsa, o keskin zekasını dibine son damlasına kadar kullanıyor can havliyle. Af dileme konusunda, açıklamalar konusunda. Ama beyninden bıçağı yiyerek son nefesini veriyor. Tabii o mahalleden gelen heyette sahneyi görüyor. Mesut Bey de bunların içlerinde. Mesut Bey birilerine bir şey rica edecek. Ya bu adam aslında bunu falan diyemiyor. Çünkü kadının üstünde bıçaklamış, öldürmüş. Yapacak hiçbir şey yok. Ali Bey hapse atılıyor doğal olarak. 2 ayda bir Ali Bey'in annesi, bu arada Fatma Hanım kahrından tabii ki bu mevzuların çok öncesinde hakkın rahmetine kavuşmuştu. 2 ayda bir izin alıp anlaşıyorlar. Annesinin mezarına gidecek, af dileyecek, ağlayacak, içindeki zehri akıtacak falan. Ama Ali Bey'in artık yaşadığı acılardan geriye dönüşü yok. Ne kadar af dilerse dilesin. Zaten hapis hayatının 6. ayında o da kahrından, artık derdinden vefat ediyor, ölüyor. Evet, hemen hemen herkes şu veya bu şekilde ölmüş oluyor. Evet, intibahı böyle bitiriyoruz. Ben bu kitabı gerçekten her kitaptan sonra bunu söylüyorum. Çünkü zaten güzel kitapları seçiyorum. Çok sevdiğim kitaplar bunlar benim. Çok öncesinde okuduğum ama sizler için tekrardan göz atıp hazırlandığım kitaplar. İntibahı mutlaka okuyun. İntibah sizin kitaplığınızda olmak zorunda. Henüz yoksa olsun yani, kesinlikle olsun. Diyorum ve güzel bir kitaba tekrar kaçacağımız güne kadar hoşça kal diyorum.